Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah Subhanahu ve Teala hem bana hem de sizlere nasip etsin. Aziz dostlarım, beraber yaptığımız en son kaldığımız yerde Ali İmran 118. ayetinden inşallah devam edeceğiz. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala mümin erkek ve mümin kadınlara kendilerinin dışında bulunan insanlara sırlarını açmama konusunda bir tavsiyede bulunmuştu. Değerli müfessirlerimiz de izzeti, ilmi, feraseti, takvayı içinde barındırmış olan alimlerimiz de Allah Subhanahu ve Teala'nın sırdaş edinmeyiniz dediği insanları dört sınıfa ayırmıştı. Bir, ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar. İki, müşrikler. Üç, o gün sohbette üzerimizde en fazla durduğumuz ve hayretine kapıldığımız hariciler. Dört, münafıklar. Biz o gün sohbetimiz esnasında şunu beyan etmiştik. Bir dahaki dersimize Rabbimiz kavuşturduğunda bu ayetin ekseninde iki konuyu inceleyeceğiz. Birincisi sır ve sır saklamak. İki, münafıklar demiştik aziz dostlar. Kardeşlerim, günlük hayatımız içerisinde iç alemimizde ve etrafımızda cereyan eden olaylarda insanların muttali olmasını istemediğimiz bazı şeylerle karşılaşırız. İnsanların bilmesini istemediğimiz değil, üçüncü, dördüncü, beşinci şahısların, ikinci şahısların dahi haberdar olmasını istemediğimiz olaylarla iç içeyizdir. İşte bizim bildiğimiz, kendisine şahit olduğumuz ve bizim dışımızdaki insanların bilmesini istemediğimiz her şey sırdır. Ve bu sırrın kalpte saklanması da sır saklamasıdır. Aziz dostlar, sır saklamak denildiğinde biz genellikle başkaları tarafından bize paylaşılan bilgiler zannederiz. Değil. Aynı zamanda sır bizle alakalı olup başkalarını ilgilendirmeyen meselelerdir de aynı zamanda. Örnek verelim aziz dostlar. Bir karı kocayı düşünelim. Evli bir çifti düşünelim. Kadın kocasının hasretiyle yanmakta. Kocasını yeri geldiği zaman ifrat derecesinde sevmekte. Gördüğünde mutlu olmakta. Yanında bulunduğunda güven içinde kendini hissetmekte. Ve her geçen gün sevgisi kat kat büyürken maalesef kocası ilk günden şimdiki ana kadar karısına karşı, eşine karşı hiçbir muhabbet duyamamaktadır. Şimdi bu duyguyu sadece kim biliyor? Allah biliyor. İkinci bir şahsın haberi var mı? Yastığa baş koyduğu kadının dahi bundan haberi yok. Bu şimdi sır mıdır? Evet aziz dostlar. Bu benim yüreğimde saklı olan bir sırdır. İç alemimde deveranlar yaratan, fırtınalar kopartan, bir denizin dalgasının kayayı dövdüğü gibi yüreğimi döven bir olaydır bu. Bunun benim iç alemimde nasıl bir etkiye sahip olduğunu bir Allah biliyor. Allah belki meleklerini şahit tutturmasa onlar da bilmiyordur. Şimdi aziz dostum, sen
bu duygunu içinde sakladığın müddetçe bu sır ifşa inşallah olmayacaktır. Şimdi bakın kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatu vesselamın rahlesinden geçmiş. Nebevi pınardan yudum yudum içmiş. Sahabenin güzidilerinden Mısır'ın fatihi Amr bin As radıyallahu anh'ın dudakları arasından bu konuyla alakalı, bu vakayla alakalı, bu durumla alakalı öyle veciz sözler çıkıyor ki. Ne diyor? Kalp sırların saklandığı yerdir. Siz buna ister mezar deyin, isterseniz çeyiz sandığı deyin, isterseniz herhangi bir kap deyin, ne derseniz deyin. Kap diyor sırların saklandığı yerdir. Dudaklar onun diyor kilididir. Dil onun anahtarıdır. Diyor ki insanlar sırlarını saklayacak olan anahtarlarını diyor gizlesinler. Allahu Ekber. Sözün güzelliğine bak aziz dostum. İnsanlar sırlarını ortaya çıkartacak, ifşa edecek olan anahtarı ne yapsınlar? Saklasınlar diyor Amr bin As. Şimdi sen sırrını kalbinin en derinliklerine gömersen, üzerine toprağı örtersen, kapı kapatırsan, aziz dost Hazreti Ali'nin şu sözüne muhatap olursun. Sır senin esirindir. Sırrın zinciri senin elindedir. Sırrı sen bir tarafa kelepçelemişsindir. Korkmak yok, üzülmek yok. Dışarıya çıkmadığı müddetçe neden kaygı duyacaksın ki? Yastığa başını çok rahat koyarsın. Kimseden çekinecek bir halin içerisinde değilsindir. Ama ne zaman ki dil anahtar hareket etmeye başlar. Ne zaman ki bu kilit şöyle esnemeye başlar. Ne zaman ki senin kalbinin derinliklerindeki duygular feveran edip gökyüzüne çıkar gibi ağzının arasından çıkarsa o zaman sen Ali bin Ebi Talib'in ikinci sözüne muhatapsın. Yani sırrının esirisindir. Şimdi artık kork, üzül. Yastığa başını koyduğunda kaygılan. Yürüdüğünde tereddütlü ol. İnsanlarla bir araya geldiğinde acaba de. Ve bunu şimdiki örneğimizde ne olur devam edelim. Hani kocası saklıyordu ya karısına karşı olan duygusunu. Bir anda boşluğuna geldi. İstişare etmek maksadıyla arkadaşlarıyla bu meseleyi nasıl çözerim diye bir araya geldiğinde sır ağzından çıktı. Ok ayıttı yaydan fırlamıştır aziz dost. Bu üçüncü şahsa mı isabet eder? Dörtte mi kalır? Yoksa bu ok direkt hanımında menzil mi bulur bunu bilemem. Ama bu seni ifrat derecesinde seven, sana muhabbet besleyen, senin için gözyaşı akıtan, senin zilinin basışını dahi tanıyan, kadının kulakları arasından bu söz akarsa, ne olur bak aziz dost, kim bunu benim anımıma taşıdı, ben bu adamı bir yerin dibine sokayım demeden önce, kendini bir sandalyeye oturt, ve Ali bin Ebi Talib'in sözlerini nefsine oku. Tekrarlıyoruz. Sırrını sakladığın müddetçe sır senin esirindir. Ama bunu ortaya çıkarttığın an sen onun esirisindir. Kınayacak biri varsa o sensindir. Başkalarını kınamak için zamanını hiç boşuna harcama. Hiç tecessüs edip ikinciye, üçüncüye, dördüncüye hanımıma bunu en son kim ulaştırdı? İkinci kulak kimdir diye gitme aziz dost. Kendini kına masanın üzerinde. Şimdi hazır konu aileyle açıldı. Bekar kardeşlerim vardır. Aflarına sığınırım. Ama yarın evleneceklerdir. Evli abilerine söylerken bekarlar da nasiplensin. İlim dünyamıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini damlatalım. Hadisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Ne olur aziz dostlar. Önce evliler. Sonra evlenmeye niyetlenenler. Sonra da bekarlar. Bunu kulaklarıyla dinlesin, yüreklerine yazsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu dudakları arasından şu sözler çıkacak. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
İnne min eşerrin nasi indallahi menzilatun yevmel kıyame. Allahu akbar. Kıyamet gününde insanların en şerlisi, Allahu akbar, en şerlisi, en fenası, en kötüsü, en bedbahı kimdir diye size sorsam, ya kafirlerdir, değil mi aziz dostum? Ya müşriklerdir, ya İsrailoğullarıdır, bana da sorsalar, bugün kimdir deseler, herhalde ya Farisilerdir diyeceğim, ya ehli kitabın Yahudileridir diyeceğim, ya da falanca komşu var ya, aşağıdaki dernek var ya, filanca caminin hocası var ya, herhalde en fena adam odur diyeceğim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne senin ne de benim beklemediğim bir sözü söyleyecek. Hanımınla bütün mahremiyetini paylaştıktan sonra sırrını ifşa eden adamdır diyor Allah Resulü aleyhisselam. Allahu akbar ve lillahilhamd. Müslim nikah bölümü kardeşler. Hadis zayıf değil, hasen değil, uydurma hiç değil. Sahih kaynağın tam ortasında yer almış böyle. Kim kıyamet günü en şerli insanı görmek istiyorsa hanımıyla kurduğu merhamet, mahremiyet, bütün sevgi unsurları içerisinde sırrını ifşa eden adamdır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Aziz dostlar, birbirine haram olan, dikkat edin aziz dostlar, birbirine haram olan iki insan arasındaki ülfet, evlilik yoluyla bakın Allah Subhanahu ve Teala tarafından nasıl tanımlanıyor. Nisa suresi 21. ayeti. Bakın Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Vakad afda ba'dukum li ba'd." Siz artık diyor birbirinizdensiniz. Birbirinize girdiniz. İç içesiniz. Tene en yakın çamaşırla ten gibisiniz. Ne olur aziz dost? Ne zaman oluyor bu? Evlendikten sonra oluyor. Annen seni ifrat derecesinde sevse de mahremiyetin sınırı var. Baba kızı çok sevse de, sevgisinden ayılıp bayılsa da bir sınırı vardır aziz dostum. Ellemede, öpmede, onunla beraber olmada, yani beraber olmaktaki kastım sakın yanlış anlaşılmasın. Onunla beraber hukukunda bir sınırı vardır. Ama karı kocanın arasında sınırlar kaldırılmıştır. Mahremiyet sınırı kalkmıştır. Allahu akbar ve lillahilhamd. Anne çocuğu doğurur, sütünü emzirir, altını temizler, yedirir, içirir, giydirir. Allah diyor ki belli bir yaştan sonra tamam artık seninle çocuğun arasında sınır vardır. Sonradan dışarıdan gelen 20'sinde 30'unda benim kız kardeşim, bacım diye gördüğüm eşim, Allah sınırları ortadan kaldırır. Şimdi bu ilahi kader neticesinde mahremiyetin bu derece içli dışlı olduğu insanlara saygı göstermek, onların eksiklerini örtmek ve sırlarını ifşa etmemek Allahu Teala'nın sana da bana da omuzlarımıza yüklediği bir emanettir. Kim bu emanete sahip çıkmaz, sırlarını ifşa ederse, alimler diyorlar ki Allahu Teala'nın emanetine hıyanet etmiştir, Allah muhafaza. Vaktiyle bir adam hanımını boşayacağını ilan eder. Karımı boşayacağım der. Tabii hemen insanlar etrafına üşüşürler. Neden hanımını boşuyorsun? Sebebi nedir? Bir sıkıntı mı var? Der ki size hanımımın sırlarını söyleyemem. Allahu Ekber. Size hanımımın, eşimin sırlarını söyleyemem. Aradan bir zaman geçer, bu iki insan birbirinden ayrılır. Hemen insanlar tekrar toplanırlar. Hadi şimdi söyleme vakti. Neden boşandın? Yabancı bir kadının sırrını ifşa edemem der adam. Allahu Ekber. Nebevi bir rahleden tezgahtan geçmenin dile yansımasıdır. Aziz dost ne kadar da güzel söylüyor değil mi? Şimdi bizde evlilik öncesinden evlilik ve evlilik sonrasına, yani boşanmaya kadar ne sırrımız kalmıştır, ne gizli mahremlerimiz kalmıştır aziz dostum. Bir gazeteye ilan vermediğimiz kalmıştır. Herhalde bazı acizler ve beyinsiz takımları bunu da yapmıştır. Öyle mi aziz dostlar? Karı koca boşanmaya niyetlendiği anda yedi düvel bütün mahalleli daha ortam gerçekleşmeden meseleyi bizzat duymuştur. Bütün sırlar havada uçuşmuştur aziz dostlar. Bakın gidelim
Peygamber aleyhissalatü vesselama komşu olanlara, kime? Zeyd bin Harise'ye. Ta ki Ahzab suresinin ilk ayetleri inene kadar neydi adı? Zeyd bin Muhammed'ti. Dikkat edin, Zeyd bin Muhammed'ti. Resulullah aleyhissalatü vesselam peygamberliğinden önce bunu evlatlık olarak almıştı. Araplarda öyle bir gelenek, öyle bir örf var ki bir çocuğu evine soktuysa artık onun her şeyidir o. Onunla anılmaya başlar. Ta ki Ahzab suresinin ayetleri inene kadar Zeyd bin Muhammed oldu, Zeyd bin Harise babasıyla anılmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem köle sınıfından, esir sınıfından, hizmetli sınıfından bir adam ile halasının kızı olan Zeynep binti Cahş'la asil bir kadını evlendirmek isteyerek sınıflar arasındaki bu kategorizeyi yıkmaya çalışıyor. Peygamber bizzat bunu uygulayacak. Yalnız konuyu Zeynep radıyallahu anha'ya açıyor. Zeynep radıyallahu anha yanaşmıyor. Bir rivayette Ahzab suresinin 36. ayetlerinin bu olay üzerine indiği söyleniyor. Ayetler ne abi? Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm koyduğu zaman mümin erkek ve mümin kadınların başka bir hüküm belirlemeye hakkı yoktur. Zeynep radıyallahu anh bu ayetlerden sonra soluğu nerede alıyor? Allah Resulü'nün evinde alıyor. Ben diyor Allah ve Resulüne asla diyor asi olmak istemiyorum. Ve Zeyd'le evlenmeyi kabul ediyor. Ne kadar sürdü bu evlilik? Tam bir yıl sürdü. Bir yıl boyunca bu iki güzide insan aralarında anlaşamadılar. Birbirine ülfet besleyemediler. Yani eş olamadılar birbirlerine. Ama o kapıdan sırlar ifşa olmadı aziz dost. Size bir olay söyleyelim. Allah Azza ve Celle 7 kat göğün üzerinden bu evliliği ayırmak istedi. Bakın Allah evlendirdi. Allah boşatıyor. En ilginci ne biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e gidiyor. Diyor ki ey Zeyd diyor. Git diyor eski eşini bana diyor iste diyor. Sübhanallah. Ne kadar güzel bir imtihan değil mi? Allah ve Resulüne tabi olmanın şimdi ispatı. Zeyd hemen koşuyor. Zeynep radıyallahu anh o sıra hamur yoğuruyor. Bakın şimdi o asil adamdaki sözlere bakın. Ey Zeynep diyor müjdeler olsun sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seninle evlenmek istiyor. Bu evliliği de bizzat Allah yaptırıyor. Ey aziz dostlar onu da bilelim. Ama Zeyd'in kalbinde bir şüphe var mı? Hanımına karşı bir kin, öfke. Ya Resulallah yeni ayrıldım. Anlaşamadığım bir kadın. Şöyle şöyle huylara sahip bir kadın. Ne olur beni onun evine gönderme diyor mu? Demiyor. Mümin bir kardeşini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evliliğini tebrik etmek, müjdelemek adına bizzat kendisi gidiyor. Allahu Ekber velillahilhamd. Biz de boşandığımız ilk günden takriben bir seneye kadar unutulana kadar açıkta bütün sırlar konuşulmaktadır. Peki arkadaşlık, dostluk, kardeşliğimiz de böyle değil mi? Evet arkadaşlığımız da, dostluğumuz da, kardeşliğimiz de maalesef böyle ey aziz dostlar. Maalesef böyle. Hasta yüreklerin hasta amelleri arasında sayılan bir hatamız var. O da ne? Kardeşimizle ihtilafa düştüğümüzde, kardeşimizle karşı karşıya geldiğimizde, hani müminler küsmez, birbirlerine darılırlar diyelim. Birbirimize darıldığımızda ne artık sır vardır ne de gizli bir şey vardır. İkiniz iki kişiler arasında cereyan eden olaylar şu sokak içerisinde en son duyacak adamın kulaklarına kadar gider. Allah-u Teala bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Şimdi dediniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Değil mi abi? Hani Nasrettin Hoca'ya hırsız girdiğinde insanlar feveran etmişler. Kilitlemedin evini, evde bulunmadın, paranı niye saklamadın? Gariban adam da ne demiş? Hırsızın hiç mi suçu yok? Peki sırrı duyan ikinci kulağın hiç mi suçu yok? Var aziz dostum. Onun da vebali var. Onun da sıkıntısı var. Onun da sorumluluğu var. Nasıl ki biz kendi sırlarımızı saklamayı bilecek isek, başkaları tarafından bize sunulan sırları da saklamasını o derece bilmemiz gerekmektedir aziz dostlar.
Bu da sorumluluk ister. Bu da maalesef kıyamet gününde karşımıza çıkacak kötü bir akıbetin neticesi olur aziz dostlar. Üçüncüsü, bununla beraber keşke diyorum, keşke nefsime bunu yedirebilsem, başkalarının sırrını anlatanların dudaklarının arasına dokunabilsek. Desek ki sus kardeşim, keşke onları kenetleyebilsek. Hani tabir yerindeyse kilit biz olsak, parmaklarımız kilit olsa, o dilini oynatamasa. Üçüncü şahıs olarak bize ikinci, üçüncü, dördüncü kanallardan gelen sırlara sus diyebilsek. Muaviye radıyallahu an bir tane sahabeye bir sırrını açar. Gizli bir şekilde konuşur. Ve bu şahıs evine gider. Muaviye'nin anlattığı gizli meseleleri babasına anlatmaya çalışır. Babası der ki sus konuşma. Sakın anlatma. Der ki babayla oğul arasında sır olur mu? Babayla oğul arasında gizli bir şey olur mu der çocuk. Baba der ki olmaz. Babayla oğul arasında sır olmaz ama bu bizim ikimizle alakalı. Başkalarının sırrını diyor açma konusunda evet diyor senin diyor bir sırrın olması lazım. İkinci, üçüncü şahıslar bizim dışımızdaki insanlarla alakalı bir mevzuysa evet babayla da anneyle de kardeşle aramızda ne olacak? Bir sır olacak. Şimdi böyle erdem sahibi ahlaklı bir babadan yetişen nesilleri düşünseniz aziz dostlar. Gıpta edilecek insanlar arasına girerler. Kim gibi? Enes bin Malik radıyallahu anh gibi. Bizzat kendisi anlatıyor. Diyor ki ben arkadaşlarımla beraber oyun oynarken Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi. Dedi ki esselamu aleykum. Onlara selam verdi. Ve Enes radıyallahu anh'ı bir kenara çekti. Onu bir yere gönderdi. Akşam eve geç geldi Enes. Annesi dedi ki geç kalmana sebep nedir? Enes dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir göreve gönderdi. Peki ne için? Enes ne dedi küçük Enes? Dedi ki bu bir sırdır. Maşallah, barakallah. Bu bir sırdır dedi. Söyleyemem. Anne nasıl sır olur? Sen benden nasıl gizlersin? Ben senin annenim ya da babaysak ben senin babanım. Bizim aramızda sır mı olurmuş? Demiyor. Sakın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını diyor ifşa etme. Subhanallah. Sakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sırrını anlatma. Allah hem bizleri hem de bizden neşet olacak, bizden zuhur edecek nesillerimizi bu ahlakla ahlaklanmayı, bu ahlaka bürünmeyi nasip etsin. Aziz dostlar, ikinci konumuz sahabeyi korkutan, sahabeyi ürküten. Dikkat edin aziz dostlar, sahabeyi korkutan, sahabeyi ürküten Bakara suresinin ilk 5 ayeti müminlerin özelliğini anlatıyor. Sonraki 3 ayet kafirlerin. Ondan sonraki 12 ayet yani 21. ayete kadar kimlerden bahsediyor? Münafıklardan bahsediyor. Kur'an'da belki kafirlerden, müşriklerden sonra sıfat olarak en çok bahsedilen kişilerdir. Evet Allah nasip ederse ikinci konumuz münafıklar ve münafıklık. Bakın aziz dostlar dedik ki sahabe bu hastalığın üzerinde olmasından korkuyordu. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından münafıkların listesine sahipti. Tek tek hepsini biliyordu. Bu sırrı kime söyledi? Konumuzda da sanki biraz bütünleşecek. Bu sırrı kime söyledi aziz dostlar? Kime? Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anha tek tek ama bakın tek tek isimleri bildirdi. Listeyi verdi. Kime? Huzeyfe İbnül Yaman'a. Tek tek listeyi bildiriyor. Peki Ömer bin Hattab ne yapıyor? İleride müminlerin halifesi olacak Ömer. İmanı kavi olan, güçlü olan Ömer. Huzeyfe İbnül Yaman'a gidiyor. Diyor ki ey Huzeyfe bak diyor bakalım listende benim adım var mı? Listende ben yer alıyor muyum? Huzeyfe İbnül Yaman diyor ki sen diyor o listede diyor yer almıyorsun diyor. Ancak diyor Allah'a yemin olsun ki bana diyor bundan sonra soracak olanları asla tezkiye etmem diyor. Kimseye bahsetmem. Ömer bin Hattab artık yatağa rahat yatabilir. Neden? Münafıklar arasında yer almıyor. Sahabe bundan korkuyordu.
Hatta bırakın kendisinden, halifeliği döneminde idarecileri arasında münafık var mı diye sordu. Huzeyfe İbnül Yaman dedi ki bir kişi var dedi. Kimdir dedi o? Dedi ki bu bir sırdır, söyleyemem. Yalnız Huzeyfe söylüyor, bakın radıyallahu anh. Diyor ki Ömer diyor kısa bir süre sonra o adamı diyor azletti diyor. Görevinden diyor aldı. Sanki diyor biri ona onun münafık olduğunu diyor bildirmiş gibi diyor. Çünkü neden? Ömer ferasetli adam, basiretli adam. Kimin hangi sıfat içerisinde yer aldığını en iyi kestirebilecek adamdır. Evet, sahabe korkuyordu. Hasanül Basri'nin dediği gibi mümin olan nifaktan korkar. Ama diyor nifaktan kim korkmaz? Münafıklar diyor asla korkmazlar diyor. Sahabe o yüzden korkuyordu aziz dostlar. Evet, münafıklar vasfına girmeden önce aziz dostlar, Peygamber aleyhissalatu vesselamın münafıkların listesini verdiği Huzeyfe İbnül Yaman'dan bahsedeceğim. Büyük bir ihtimal konuyu onunla tamamlayacağım, bitireceğim. Münafıklar kısmına inşallah bir sonraki derste gireceğiz. Huzeyfe İbnül Yaman'ın babasının ismi Hüseyin İbni Cabir. Bu adam Mekkelidir. Bakın dikkat edin, Mekkelidir. Kavmiyle arasındaki kan davasından dolayı nereye kaçıyor? Medine'ye kaçıyor. Medine'de Yemaniler ile yaptığı anlaşma neticesinde artık Medine'de yaşıyor. Ondan dolayı El Yeman diyorlar kendisine. Değilse Yemenli değil. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam peygamber olarak Mekke'de davetini sürdürdüğünde Hüseyin radıyallahu anh diyeceğiz artık. Kendisi bizzat Resulullah Aleyhisselam'a kimle gidiyor? Huzeyfe ile beraber gidiyor. Ve ikisi beraber iman ediyorlar. O sıra Resulullah Aleyhisselam Huzeyfe'nin elinden tutuyor. Huzeyfe'ye diyor ki ister diyor kendini muhacirlerden say, istersen ensardan. Niye? Çünkü Mekke, babası Mekke'de doğdu değil mi? Mekke'nin eşrafında. İster diyor muhacir ol, istersen sen Medine'de doğdun, büyüdün. Bundan dolayı kendini ne hisset? Ensar hisset. Deyince dedi ki ey Allah'ın peygamberi, ben kendimi ensardan kabul ediyorum. Ve Medine'ye tekrar gidiyor bu zat. Aziz dostlar, insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hayırla ilgili sorular sorarken Huzeyfe kendisi Resulullah'a bizzat fitnelerle ilgili soru soruyor. Ve diyor ki kıyametle benim aramda gerçekleşecek fitneleri en iyi bileniniz benim diyor. Bunu kibir olsun diye söylemiyor. Bizzat aleyhissalatü vesselam'dan bu konuyla alakalı ilmi öğrenmeye teşvikinden dolayıdır aziz dostlar. Ve o saliha bir anneye, salih bir babaya sahiptir. Saliha bir anne, dikkat edin aziz dostlar, bizzat Huzeyfe kendisi anlatıyor. Diyor ki annem bir gün yanına çağırdı. Dedi ki ey Huzeyfe, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile en son ne zaman görüştün? Bakın altını çiziyorum aziz dostlar. Ey Huzeyfe, Resulullah aleyhisselam ile en son ne zaman görüştün? Anneme dedim ki şu zamanda görüştüm. Annem dedi bana diyor kızmaya ve diyor bana diyor hakaret etmeye başladı diyor. Sübhanallah. Ben biliyorum ki Allahu alem Huzeyfe belki onunla en son sabah namazında görüştü. Belki öğle namazını beraber kıldılar. Ama anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yağan rahmetten evladının mahrum kalmasını istemiyor. Karası olmayan bir okyanusa doğru onu sürüklüyor. Git nereye? Resulullah aleyhissalatü vesselamın dizinin dibinde dur. Onun yanından ayrılma. Ah keşke bizim analarımız da böyle dese değil mi? Keşke bizlere dese ki falanca alimle en son ne zaman beraber oldun? Falanca abidle, falanca davetçiyle, falanca komutanla, falanca mücahit ile ne zaman en son beraber oldun? Biz de desek ki annem şu kadar zamanda keşke onlar bizi kınasalar, bize hakaret etseler. Huzeyfe'yi payladığı gibi o anne, senin de annen, benim de annem beni paylasa. Ah keşke böyle olsaydı değil mi aziz dostlar? Huzeyfe radıyallahu anh annesine dönüyor diyor ki bana bir mühlet ver diyor. Resulullah Aleyhisselam ile beraber akşam namazını kılacağım. Yatsıya kadar onun yanında duracağım. Hem senin için
hem de kendim için diyor mağfiret isteyeceğim. Ve akşam namazını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında kılıyor. Sonra yatsıya kadar bekliyor. Yatsıyı beraber kılıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitten çıkıyor. Huzeyfe arkasından takip ediyor. Diyor ki Huzeyfe bir yer Allah Resulü durdu diyor. Biriyle diyor konuştu. Sonra diyor yoluna devam etti. Sonra diyor arkasına döndü. Beni takip eden kimdir deyince dedim ki ey Allah'ın Resulü ben Huzeyfe İbnül Yaman. Dedi ki seni buraya getiren nedir? Başımdan geçen olayları anlattım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah hem sana hem de annene mağfiret etsin dedi. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraberliğini fazla yapmadığına inandığı için kendisine annesini de mutmain etmek, kalbini teskin etmek, peygamberin duasıyla sana geldim demek için de bir sigortayla annesine dua ettirdi Huzeyfe radıyallahu anh. Peki babası? Bakın çok ilginçtir Uhud günü. Allah Resulü aleyhisselam kadınları, çocukları bir kaleye koyuyor. Ve yanlarına da iki ihtiyar koyuyor. O ihtiyarlardan biri Hüzeyl İbni Cabir'dir. Yani kim? Huzeyfe'nin babasıdır. İkincisi Sabit bin Vakş'tır. Bu iki ihtiyar kadın ve çocukları bekliyor. Yalnız Allah kalplerine bir şey yazmış. Birbirlerine dönüyor diyorlar ki biz ikimiz burada niye oturuyoruz ki? Neden buradayız? Kılıçlarımızı kuşanalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidelim. Olur da Allah onun yanında bize şehadet ile rızıklandırır. İçlerine doğmuş. İkisi de çıkıyorlar. Zırhlarını giymişler. Üzerlerindeki örtüyü kapatmışlar. Ve Resulullah aleyhisselamın yanına gidiyor. Ama kimse onları tanımıyor. Çünkü sahabe onu nerede biliyor? Onları kalede biliyor. Sabiti müşrikler. Şimdi dikkat edin. Huzeyfe'nin babasını Abdullah İbni Mesud'un kardeşi Utbe bin Mesud radıyallahu anh öldürmüştür. Bilmeden, yanılarak, düşman zannetmiş kendisini. Huzeyfe'nin bu gözleri bir evladın babasıyla alakalı en zor sahneyi görmüştür. Düşünsenize, babanız Müslümanlar tarafından kılıçlanıyor. İman etmesine rağmen, Müslüman olmasına rağmen, alnı secdeli olmasına rağmen. Ama Müslümanlar masumlar. Babalarını tanımıyorlar. Diyorlar ki ey Müslümanlar dokunmayın. O adam benim babamdır. Ama kılıçlar çoktan Huzeyfe'nin babasını yere düşürmüştür. Şimdi aziz dost sen o konumdasın da acaba gerçekten Huzeyfe'nin yapabileceğini yapabilir misin? Sahabe kendisinden özür dilemek için geldiğinde diyor ki Allah size mağfiret etsin. Zira o merhametlilerin en merhametlisidir. Allahu Ekber. Metanete bak. Sabra bak. Kardeşine duyduğu muhabbete bak. Resulullah Aleyhisselam geliyor bu sefer. Diyor ki ey Huzeyfe bu babanın öldürülmesine karşı bir diyettir. Ne yapıyor bu sefer? İstemiyorum diyor ey Allah'ın Resulü. Bu diyeti Müslümanlar arasında diyor pay et. Ve sahabe diyor ki bu olaydan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Huzeyfe'ye olan sevgisi ve muhabbeti artmaya başladı. Nasıl artmasın ki Müslümanlar? Böyle bir örnekliği kim gösterebilir? İşte o yüzden münafıkların listesi kendisine verilen adam böyle bir adamdı aziz dost. Böyle bir şahsiyetti. Sıradan bir adama liste verilmedi. Adam gibi tabir yerindeyse adama bu münafıkların listesi verildi. Ve bakın Ömer bin Hattab'ın döneminde nerenin valisi oluyor? Medain'in valisi oluyor. Yani İran'ın bir bölgesi. Yani Farisilerin, yani Sasanilerin, yani Pers İmparatorluğu'nun küçük bir kasabası. Medain'e vali oluyor. Bakın diyorlar ki sahabeler, Ömer bin Hattab birini vali gönderdiğinde önce mektubu ulaşırmış. Ey falanca bölgenin insanları, size falancayı vali olarak gönderiyorum. Ve şu konularda size emirlik yapması için diyor görev verdim. Bakın dikkat edin şu konularda. Ve ona itaat edin diyorlar. Yalnız Medayine Ömer bin Hattab mektup gönderiyor. İbare sadece şu. Ey Medayin halkı size Huzeyfe İbnül Yaman'ı vali olarak gönderiyorum ve ona itaat edin. Vay subhanallah.
Hemen medayinler hareketlenmeye başlıyor. Neden? Şu 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 konular diye bir şey anlatılmamış. Demek ki öyle bir zat, öyle bir adam geliyor ki idareciliği de, yöneticiliği de, amirliği de çok iyi bilen bir adam. Yani arife tarif gerekmez kabilince hemen atlarına, eşeklerine affedersiniz biniyorlar. Huzeyfe İbnül Yeman'ı karşılamaya gidiyorlar. Neyle karşılaşıyorlar peki? Evet, ileriden bir heyet geliyor. Önde bir adam katırının üstüne oturmuş. İki ayağını katırın yanından salmış. Sallana sallana geliyor. Bir elinde ekmek, bir elinde et parçası. Medayin halkı geçerken esselamu aleyküm diyor. Diyor ki ve aleyküm selam. Yanlarından geçiyorlar. Gidiyorlar ta konvoyun sonuna kadar. Ne şan ne şeref. Tabiren de onlar izzeti elbisede arıyorlar ya. Alameti taşıyan onlara göre, parantez açıyorum, onlara göre bir adam göremiyorlar. Etrafında yalın kılıçlar, kaftanları yerlerde sürten, atların boyunları avada, kibirli kibirli yürüyen hayvanlara sahip değil. Diyorlar ki bu vali nerede? Az önce selam verdiğiniz önünüzden giden adamdır. Hemen koşuyorlar Huzeyfe'nin yanına. Selam veriyorlar. Huzeyfe elindeki ekmeğe, dikkat edin, elindeki ekmeğe ve et parçasını medayinin reisine veriyor. Medayinin reisi Huzeyfe İbnül Yaman ilerleyince ekmeği de eti de bir kenara atıyor. Demek ki ne kadar sert bir ekmek, ne kadar tabiri yerindeyse etten sıyrılmış bir kemik vermiş ki, o kadar demek ki fakir, demek ki o kadar züh sahibi ki, medayinin reisi bunu kabul etmiyor aziz dostlar. Şimdi peki, arifliğini bahsettik, idareciliğinden bahsettik, abidliğinden bahsettik. Şimdi siz biliyor musunuz aziz dostlar? Irak ve İran'ın birçok bölgesinin fethinde yeri geldiği zaman birinci, yeri geldiğinde de ikinci komutan kim olmuş? Huzeyfe İbnül Yaman olmuş. Aynı zamanda mücahit de bir adam. Komutan da bir adam. En büyük savaşı hangisi? Nihavend Savaşı aziz dostlar. Bakın Ömer bin Hattab döneminde Ömer bin Hattab radıyallahu an İran'a ondan fazla sefer düzenliyor. En meşhur hangisi? Kadisiye değil mi? Kim var başında? Sad bin Ebi Vakkas var. Ama sakın şunu unutmayın aziz dostlar. En büyük savaş Nihavend günü yapılmıştır. Zira artık Farisilerin, Sasanilerin beli tamamen kırılmıştır. O döneme kadar yüz binlerce kişilik asker toplama kapasitesine sahipler. Nihavend'e kadar. Ve hatta bir araya geliyorlar yöneticileri. Diyorlar ki bu sefer İslam'ı yok edelim. Ne yapalım? Tam 150 bin kişilik bir ordu hazırlıyorlar. 150 bin. Karşılarındaki Müslüman sayısı 30 bin. Tam 5 katı azlığında. 150 bin. Peki ne yapmışlar biliyor musunuz aziz dostlar? 120 bin kişiyi saf tutmuşlar. Tek tek dizmişler. Namaz safı gibi aynı. Arkalarında ne var? 120 bin kişinin arkasında demir çubuklar var affedersiniz. Kazıklar dikmişler. Niye? Kaçmasınlar diye. Bu derece kilitlenmişler. Yani bu savaş düşerse Pers İmparatorluğu düşer. Suriye inşallah Müslümanların eline düşerse inşallah Farisilerin boğazı da Şam'da kesilecek Allah'ın izniyle. Allah'a iman ediyoruz. Ve Allah'tan da tevekkül ediyoruz. Allah'tan da bunu talep ediyoruz. Nihavendi Huzeyfe inşallah Şam'da da Müslümanlar Farisilerin boğazını kesecekler. Buna iman ediyoruz. Ve bakın öyle bir savaş ki 30 bin kişi nerede? 120 bin orada da 30 bin saklanıyor mu? Değil. 30 bin kişi de birbirlerini zincirlere bağlamışlar. İranlılara, hani bugünün tabiriyle İranlılar, Farisiler. 30 bin kişi birbirini zincirlere bağlamışlar. Başka? Toprak kazmışlar. Kocaman bir çukur kazmışlar. Yine sebep ne? Yahu 120 bin düşerse bu 30 bin saldırıya geçecek. Kaçmasınlar. Halbuki bilmiyorlar ki mezarlarını kazmışlar. Bu savaşta tam 100 binden fazla Farisi öldürülmüş. 100 binden fazla. 100 bin tane Farisi İran topraklarında gömülü şu an. Allah hamdü senalar olsun. Ve kaçabilen canını kurtarmış. İşte Nihavend Savaşı'ndan sonra artık Farisiler bir daha toparlayamamış. Ve bütün toprak parçalarını kime teslim etmişler? Müslümanlara teslim etmişler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a teslim etmişler. İşte oranın büyük komutanlarından biri de Huzeyfe
İbnül Yaman'dır. Bundan dolayı bugünün Persleri, Sasanileri maalesef bunları ne yapmaktadır? Sevmemektedir. Her hutbeye çıkışında bunlara beddua etmektedir. İnşallah bedduaları kendilerine dönecektir. Evet aziz dostlar, Huzeyfe İbnül Yaman, inşallah sözlerimi bitiriyorum. Huzeyfe İbnül Yaman, Osman radıyallahu anh'ın kalbine Kur'an'ı çoğaltma konusundaki ilmi atan adamdır. Anladık değil mi? Nerede o anlıyor bunu? Huzeyfe ta Azerbaycan'a kadar gitmiş. Ermenistan'a kadar elhamdülillah. Bakın dikkat edin nereye? Azerbaycan ve Ermenistan'a kadar Huzeyfe İbnül Yaman savaşmaya gidiyor. Bir bakıyor ki Müslümanlar ihtilafa düşmüşler. Kur'an'ı okuma konusunda. Neden? Farklı farklı kıraatlar var. Değil mi? Hemen Osman radıyallahu anh'a mektup yazıyor. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlar gibi birbirlerine düşmeden buna bir çözüm bul. Bir çözüm bul. Hemen Osman radıyallahu anh kalkıyor ve Hafsa radıyallahu anhadan annemizden gerçek nushayı alıyor. Sahabeleri topluyor ve başlıyorlar yazmaya. Her bölgeye bir tane nusha gönderiyor. Diğerlerini ortadan kaldırıyorlar. Bu şekilde de fitne İslam coğrafyası içerisinden sıyrılıp gidiyor aziz dostlar. Bunun mimarı kim? Projenin mimarı Huzeyfe radıyallahu anh'tır kardeşler. Şimdi ilmini ortaya çıkartan bir sözle Allah nasip ederse sözlerimi bitiriyorum. Bakın bu söz vallahi de bugünün sözüdür. Billahi de eğer Huzeyfe radıyallahu anh bugün yaşasaydı bu söz ancak bu kadar söylenir. Dedi ki fitneleri çok iyi bilen bir adam. Diyor ki bir gün arkadaşlarıyla beraber otururlarken yerden iki tane taş alıyor. İki taşı birbirine değdiriyor şu şekilde. İnsanları bir araya topluyor. Diyor ki söyleyin bana bu iki taşın arasından diyor ışığı görebiliyor musunuz? Dikkat edin. Şu iki taşın diyor arasından ışığı görebiliyor musunuz? Diyorlar ki ey Huzeyfe. Şu iki taşın arasından çok az bir ışık alıyoruz. Şimdi bakın Müslümanlar. Vallahi diyor öyle bir gün gelecek ki bidatlar diyor ortaya saracak diyor. Her tarafı diyor bidatlar kuşatacak diyor. İslam'dan olmayan, İslam gibi gözüken hurafeler her tarafı diyor saracak. Ve diyor hak şu iki taşın arasından çıkan ışık gibi diyor cılız çıkacak diyor. Ve dikkat edin şimdi söze bakın. O gün diyor insanlar bir bidatı unuttuklarında, bir hurafeyi unuttuklarında bir sünneti terk etmiş gibi zannedecekler diyor. Allahu Ekber. Sene 2016 Şubat 20 bidat ve hurafeler İslam'danmış gibi sünnetin önünü almış geçmiş ve biri onu yapmadığı zaman da sünneti terk eden biri olarak tanımlanmaktadır. Huzeyfe İbnül Yaman böyle bir adamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin münafıkların listesini verecek kadar sırdaş, emin bir şahsiyettir. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde münafıklar nedir? Münafıklık nedir? Münafıkların özellikleri nelerdir? İnşallah bunları konuşacağız. Allah-u Teala söylemiş olduğumuz sözlerden dolayı bizleri hesaba çekmesin. Sözlerimiz içerisinde yanlışlar varsa onları affetsin. Tamamen doğrular İslam'a aittir. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti sizin üzerinize olsun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.